Şimdi burada bu isimlerle biz yani yaptığımız bir duanın icabet edilen dua olması için bunun şartlarını arıyoruz. Uygun şartları gözetiyoruz, kolluyoruz, ona göre yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bunlar zikredilmiş. Yani duaya icabet edilme zamanları diye şartları ifade edilmiş. Ne denilmiş? İşte seher vakti yapılan dua denilmiş. Ezan vakti yapılan dua denilmiş. Mesela. Cuma günü işte cuma vakti yapılan dua denilmiş. Yağmurun yağdığı zamanda yapılan dua denilmiş. Kabe'de yapılan dua denilmiş. Mescid-i Nebevi'de yapılan dua mekanlara göre sayılmış. Şu mu oluyor? Bir makama ulaşacak o duaların daha gürültüsüz, az gürültülü ulaşmasından mı? Enerjisini yüksetmek diyelim biz buna. Yani o duanın, o makama gönderdiğimiz duayı ekstra, bu gerek mekansal olabilir, gerek zamansal olabilir. Ekstra onun enerjisini yükselteceğimiz alanları araştırıyoruz. İşte yağmur yağınında yapılan dua. Bak zaman olarak yağmurun yağında çünkü rahmet iniyor. Dolayısıyla Allah o anda dualara icabet eder. Ezan okunurken yapılan dua. Veya mekansal olarak Mekke'de yapılan dua diyoruz. Veya Mescid-i Nebevi'de yapılan dua diyoruz. Veya kulun haline göre enerjisinin yükseldiği alan var. Mazlumun duası diyoruz. Çünkü mazlum zulme uğradığında öyle bir dua ediyor ki o anda mazlum olması cihetiyle çok yüksek bir frekansla dua gönderiyor. Babanın evladına olan duası. Babanın evladına, çoluğuna, çocuğuna yaptığı dua. Tabii bu manada işte bunlar hep duanın enerjisini yükselten şartlardır. Bu şartları gözetirse insan yapmış olduğu duaya ekstra bir enerji katmış oluyor. Bunların hiçbirine ihtiyaç olmayabilir. Sen kendin idrakinde, şuurunda, Allah'a göndereceğin duada o enerjini çok yüksek oranda tutabiliyorsan ne mekana ihtiyacın var ne zamana ihtiyacın var. Ama bunu da herkes yapamıyor. Buna da himmet diyoruz. Tabii. Şimdi bakın ne diyoruz? İsmi azam ile yapılan dualar diyoruz. Şimdi Allah'ın öyle kulları var ki ne derse desin ismi azam oluyor. İster Allah desin, ister Hu desin, ister Hay desin, ister Hak desin, ne derse desin. Veyahut da bırak isimleri, hiçbir isim kullanmadan ol diyor, kün. Allah'ın öyle kulları var. Şu şöyle olsun, kün, ol diyor, oluyor. Bak Allah'ın aslında bu bile bir isimdir. Yani kün bile bir isimdir aslında. Çünkü İbn Arabi Hazretleri dedi ya, alemde ifade edilen her kelam aslında Allah'ın ismidir. O gözle baktığın zaman. Sonsuz. Tabii. O zaman burada işte o frekansı yakalamak ya da o enerjiyi arttırmak bağlamında mekanlardan ya da zamanlardan bu şekilde yararlanmış oluyoruz. Dua etmiş oluyoruz. Bu bize duanın işte zamanı ve mekanları yönünden gösterilmiş bir ne diyorlar buna? İstikamet. Ek bilgi diyelim ya da kopya diyelim yani. Şöyle, cümleler şöyle oluyor ya, kabul edilmesi için deniliyor. Ama bu kabul edilmesi için mi yoksa bir yere ulaştırılması için mi? Ben onu da merak ediyorum aslında. Çünkü burada cümle olarak şöyle diyor. Dilek vakte uygun ise hemen kabul edilir. Evet. Kabul yani kabul edin. Allah tarafından kabul edilmeyi kastediyor. Allah o tecelli yani yaratıyor. Dilek ulaşıyor bir yerlere ve hemen kabul zaten edilir. Ulaşıyor. Şimdi bakın her halükarda ne olursa olsun kulun duası ulaşır zaten. Allah'a ulaşmaması mümkün değil. Her şey Allah'a ulaşıyor. Her kelam, Allah her şeye anında her şeyi bildiğine göre, her şeyin özünde, hakikatinde o olduğuna göre bilmemesi mümkün değil. Allah kalplerde gizli olanı bilir diyor ayette. Dolayısıyla söylenen sözün, sarf edilen sözün Allah katına, Allah'a ulaşmaması diye bir şey söz konusu değil. Ancak sünnetullah kanunu gereği katına ulaşmada, tırnak içinde, katına ulaşmada ulaşanı var, ulaşmayanı var. Biz yaptığımız dua ile katını aşmak. Yani burada artık şey geliyor. Sünnetullah kanunu devreye giriyor. Kat. 7 kat gök var. Şimdi bazı dualar vardı 1. kattan geri döner. Bak burada Allah katındaki duayı konuşuyoruz. Yani artık sünnetullah kanunu gereği işleyen mekanizmayı konuşuyoruz. 1. kat gökten geri döner o dua. Bazıları vardır 2'ye geçer, 3'e geçemez, 4'e geçemez. En nihayetinde eğer usulüne uygun yapıldıysa bu dua, bütün 7 katı geçip ondan sonra Allah'ın katına sunulur. Allah da orada ilgili meleklerine işte bu duaya icabet edin, kulumun isteğini verin der. Bu sünnetullah kanunu gereği mekanizmanın işleyişi bu. Yoksa mekanlar bunu
Yoksa o duadan Allah haberdardır tabii ama sünnetullah kanunun gereğinde eğer o duanın eksikleri varsa, kulda eksiklik olabilir. O dua birinci kattan geri döner işte. Şimdi birinci kattan geri döndü diye Allah bunu duymadı mı? Bilmiyor mu? Bu manada algılanmasın. Allah tabii ki biliyor. Ama sünnetullah mekanizmasında birinci kattan geri dönmesi işte nasıl ki bu valiye gidiyorsun bir dilekçe veriyorsun ya. İşte prosedürleri yerine getirmediysen özel kaleminden geri dönüyor veya ne bileyim müracaattaki adamdan bir müracaattaki adam bakıyor bu böyle dilekçe olmaz diyor. Git de daha de bırak özel kalemini. Daha müracaatta oturan adam geri çeviriyor yani. Memur. Ya, memur çeviriyor. Böyle dilekçe olmaz diyor yani. Adam gibi dilekçe yaz diyor bunu. Derdini şöyle anlatacaksın diyor gibi. Nasıl ki zahirde böyle bunların benzerleri örnekleri var. Allah katında da böyle işte. Yani bu sünnetullah kanunu gereği bu işleyiş mekanizmasından bazı dualar icabet olunmaz, geri döner. Bazı dualarda evet her şeyle şartlarını yerine getirmiştir kul. Dolayısıyla o katları da aşarak o duanın kabul gördüğü, sunulduğu mertebeye ulaşır Allah'a. Allah da o mertebeye artık ulaşmış olması cihetiyle şu kulumun isteğini verin, yerine getirin diye meleklerine emreder. Yapın der. Meseleyi işlerken, mekanizmanın işleyişinde böyle anlamamız lazım. Efendim, türbe ziyaretlerinde falan da aslında o zaman o bölgelerde gene şey var. O enerjiyi kullanıyoruz. Tabii türbe ziyaretlerinde ya Rabbi şu senin veli kulun olarak biliyoruz. Büyük bir veli zat olarak biliyoruz. Şunun huzuruna geldik burada dua ediyorum. Sen bu dualarımı kabul eyle. Şu kulunun da hürmetine bunu senin nezdinde, senin katında veli, büyük bir veli zat olarak biliyorum. Onun veli olması itibarıyla, sana yakınlığı itibarıyla bunun nezdinde burada yaptığım duayı da bu vesileyle makbul olunan dualardan eyle diyoruz. Kişi öyle diyor bir türbede yaptığı duada. Yani oradan o Allah dostu zatın türbesini ziyaret ettiğinde o enerjiyi kendi duana yapıştırarak hızlandırmış oluyorsun yani. Daha yüksek bir enerjiyle ulaştırılması yani gereken makama. Yardımcı roket takıyorsun ki. O da torpil oluyor işte yani. Kanları geçsin diye bir şey oluyor. Nasıl birinin selamıyla gidiyorsun. Efendim birinin falancanın selamını getirdim. Sizin ilgileneceğinizi söylediler. Oo hoş geldin diyor. Dilekçeye bakmıyor o zaman. İşte yani bunun gibi. Burada da o enerji takviyesi olmuş oluyor. Böyle mekanlarda yapılan dualar. Olaya böyle bakmak lazım.